biraz yağmurlu bir gün oldu ama sahayı gene küçük bir miktar da olsa diyoruz. Ondan sonra havalimanını boş bıraktınız tabii. Hemen geri gitmek istiyoruz. Türk Hava Yolları'nın buraya herhangi bir işte şu hava yolu gelsin, bu hava yolu gelmesin şeklinde herhangi bir şeyi yok. Burası dünya havalimanı. Yani özellikle transferden dolayı birçok hava yolu şirketi bizim müşterimiz olacak. Şimdi o %75 meselesi Türk Hava Yolları'nın tabii ki kendi büyümesiyle planladığı, öngördüğü bir rakam. Yani şu anda bizim onlardan gelen bir rakam olduğu için biz bunu söyledik. Fakat dediğim gibi biz zaten Terminal 2 2020 gibi, 2019-20 gibi düşünüyoruz aslında. Terminal 2'nin başlangıcı. Terminal 2'yi de yaptıktan sonra zaten herhangi bir kapasite ya da şey sorunu tamamen ortadan kalkmış olur yani. Finansman bitti, paramız cebimizde. Artık hızlı bir şekilde işi yapmaya odaklanmış vaziyetteyiz. Şu anda ekip 1 Mayıs'ın üzerine 42 ayı koyduğunuzda 1A dediğimiz birinci fazın A'sı 42 ayda bitiyor. Bu normalde Ekim 2018'e denk gelen bir tarih. Fakat biz planlamamızı daha geriye çektik. Amacımız ilk çeyrekte bu işi bitirmek. İnşallah olur da Şubat da olabilir bu ama ilk çeyrek bizim hedefimiz şu anda. Ardından 25 yıllık bir işletme süreci başlıyor. İmtiyaz süreci 2043'te bitiyor. 2043'e geldiğinde o günleri görürsek eğer ondan sonra eminim ikinci bir ihale olacaktır. İkinci bir kiralama süreci olacaktır. Daha önceki yap işletlerde olduğu gibi bir yapı burada da işleyecektir. İhalenin kısa geçmişi bu şekilde. Size şu anda alanımızı bir açıklayayım isterseniz. Gördüğünüz gibi 76,5 milyon metrekare dev bir alandan bahsediyoruz. Bu şu an dünyada bir havalimanı yapılanması için rezerv edilmiş en büyük alan. Ama bunun yanında tabii zeminin biraz sorunlu olması da bize aile dezavantajlar getirdi. Biraz işlerimizi zorlaştırdı. Fakat yapılamayacak bir şey söz konusu değil. Bütün teknik altyapımız bu işi yapmak için yeterli fazlasıyla. Makine ekipman konusunda da dediğim gibi 76,5 milyon metrekare ama toprak hareketinin çok fazla olmasından dolayı müthiş bir makine parkı oldu. Burada şu anda anlaşma yaptığımız bütün kamyon firmaları ya da ağır iş makineleri grupları adamlar gelip burada filmler çekmeye başlıyor ki dünyada birçok makinasını bir arada bulundurduğu, bir arada gördüğü tek şantiye bu olduğu için Caterpillar olsun, Volvo olsun, Mercedes olsun bunları yaptı. Şu an 1700 kamyondayız. Eskavatör 182 tane büyük tonajlı, grader 50 tane, silindir 121 tane, dozer 84 tane, lastik yükleyici 55 küsur tane. Bu rakamlar şu an elimizdeki rakamlar. Sadece kablo 6000 kilometre kablo düşeceğiz. Fiber optik 950 kilometre. Bir kamyon eğer şoförü yoksa orada milyonluk makine yatar. Bir operatör aynı şekilde yoksa makine yatıyor. Yani insan faktörü çok önemli. Biz burada neden yabancı uyruklu personel çalıştırdık? Şu sebepten. Türkiye'deki iş gücünde şoför ya da operatör doğal olarak belli bir süre evine yakın bir iş bulduğunda ertesi gün işi bırakıp memleketine gidebiliyor. Yani biz burada Türkiye'nin her yerinden insan çalıştırıyoruz. Öyle bir şey olunca kamyonunuz yatıyor. Bunu ama nasıl engellersiniz? Burada full time gece gündüz yatan yabancı uyruklu B planı hep elinizin altında olması lazım. Tecrübelerimizden dolayı biz bunu hemen yaptık. Herhangi bir kesinti olmasın diye ekipmanda. Yoksa Türk işçiyi çalıştırmayalım anlamında değil. Şu anda Vietnamlı da var, Pakistanlı da var. Vietnamlı yaklaşık 300 olması lazım. Pakistanlı da o civarlardaydı herhalde. Tam şimdi şey yapmayayım da. Yine eksik var mı efendim bu konuda? Yok, şu anda iyi gidiyoruz. Şu anda bir sıkıntımız yok. Burası merkez. Pasaporttan geçerken şu bölgede 70 bin metrekare ayrı bir inşaat alanımız var. Bunun içerisinde oteller, CIP lounge'lar. Burası Airport City'nin bir parçası oluyor. Artık yeni jenerasyon havaalanlarında...